Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farming Simulator oynamaya devam ediyoruz. Fakat gördüğünüz gibi sıfırdan başlangıç yaptık. Çünkü diğer kaydım silindi. Ve gerçekten çok kötü oldu benim için. Birçok emek vermiştim oraya. Ama yapacak bir şey yok. Sizler için yeni bir oyun başlattım ben de. Yeni bir seri olacak bu da. Şuradan öncelikle bakalım bir buralarda ne ekili. Kanola ve soya fasulyesi ekili. Buraları satın almayı düşünüyorum. Çünkü burası hem satın alma noktasına yakın hem de burada satacağımız noktalar da var ürünlerimizi. O yüzden buralar biraz mantıklı olacak. Şu topraklardan öncelikle şu ikisi satın alarak başlayalım arkadaşlar. Yalnız bütçemizin büyük bir bölümünü tarlalara ayırdık gördüğünüz gibi. İnşallah indirim durum vardır. Ha, bir tane traktörümüz var indirimde. Şöyle geniş lastikli olanından alalım. Şimdi buradan bunu aldığımıza göre büyük traktöre şimdi geleceğim. Bir tane traktör şimdi elimizde dura dursun. Şu biçer en başta bizim için yeterli olacaktır. Bunu da satın alıyorum. Kesiciler kısmına gelelim. Kesiciler kısmında da şu Fendt'in 7500'lük olanını satın alıyorum. Yani 70.500. Daha sonrasında bir tane römorka ihtiyacımız olacak. Römorkumuzu da bir tane büyük römork alacağım arkadaşlar. Hatta büyük almayalım biz. Şundan mı alsam? Bu şey değil. Ha, şu bizim için yeterli olabilir aslında. Parası da gayet makul. Evet diyeceğim. Tamam, şimdi biçerimizi aldık. Kesicisini aldık. Römorkunu aldık. Bir tane traktörümüz var. Daha sonrasında şuradan pulluk kısmına gelelim. Yani şurada pulluk vardı sanki. Aynen bunu alalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Pulluğumuzu da aldık. Şimdi bir tane mimzer alalım kendimize. Mimzer alırken de 150 bine var. 150 bin gerçekten çok büyük bir para. Şu 109 binlik olanı satın alsam hem gübre ekiyor zaten hem de tohum ekiyor. Bunu da alalım. Bu işte tamam. Şimdi sprey dura dursun. Şu hayvan kısmına gelip arkadaşlar sera kuracağımız için şuradan bir tane tank alabiliriz. Bu da bizim işimize yarayacak. Daha sonrasında şu yüklediğimiz moddaki otomatik loot yapan römorku da alalım. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi ne kaldı geriye? Mimzerimizi aldık, pulluğumuzu aldık. Onu aldık, onu aldık, onu aldık. Şu an için her şeyi almış görünüyoruz. Her şeyi değil de birçok şeyi aldık yani. Şöyle P'ye basacağım arkadaşlar. Ben şuradaki şu şeyi satayım bir. Garajı. Daha sonrasında şuradaki siloyu da satacağım. Şimdi hemen şuraya gelelim. Bir de buradan inşaata girip kendimize bir tane şey yapalım. Çiftlik evi inşa edelim arkadaşlar. Çiftlik evi önemli. Şimdi şuralar falan hepsi bizim. Bunu en köşeye yapabilirsem şöyle çevireyim arkadaşlar. Tamam. Şurayı yapsam gayet iyi. Hem ayağıma dokunmaz. Şimdi seralar kısmına gelelim. Sera dediğim gibi sera yapacağız. Şöyle çevirelim. Seranın mahsulleri bu tarafa gelecek şekilde olsun. Şuradan başlayalım. Hatta şöyle başlayalım biz. Evin önünden başlasın. Sıkıntı yok. Ondan sonra bir tane de hemen şunun akabinde. Tamam. Şimdi üçüncüyü de hemen onun yanına. Bu da tamam. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane seramızı da buraya yaptık. İlk etapta bizim için yeter diye düşünüyorum. Şimdi seralar için bir de şuradan neredeydi o? Konteynerlardaydı galiba. Şuraya bir tane şey koyalım. Su deposu koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Şurada durabilir. Birçok şeyi aslında satın aldık. Fakat bir tane traktör bize yetecek mi ilk başta? Bunun şüphesi içerisindeyim ama büyük bir ihtimalle yeter gibi. Ben önce bir şu aracı çalıştırıp araziye bir vereyim. Kendisi orada bir biçmeye başlasın. Ürünleri mahsul ettiğimizde belki pardon, güzel bir gelir elde edersek arkadaşlar şey yaparız. Hani diğer traktörü alırız. Biliyorsunuz ben Fast Truck'ı seviyordum. Fast Truck'ı alamam herhalde şu an ya. Gerçekten çok pahalı. 269 bin euro.
Yani krediye de girmek istemiyorum. Kredi geçen oyunda biliyorsunuz. Yani geçen oyun serisinde biliyorsunuz. Krediler bizim belimizi büktü. Oyun oynatmadı bize resmen yani. Ben oyun yani video dışında o kadar oynamama rağmen gerçekten çok zorlamıştı bizi. Şimdi şu araçları bir oraya götürelim arkadaşlar. Şu an bütün malzemeleri buraya taşıdık. Tankı buraya su dolumu için bırakmıştım. Bu tankı buradan bir alayım arkadaşlar. Şu seralara bir suyu dolduralım. Seralarda çalışmaya başlasınlar. Yavaştan kaldığımız yerden devam edelim. Ama gördüğünüz gibi bir tık daha hızlı gelişiyoruz. Diğer şeye göre. Kayıta göre. Bakarsanız 3 tane seramız var. Şu an bu seralarda biz marul üreteceğiz. Marulları ürettikten sonra da bakın şurada gördüğünüz yeşil römork otomatik toplama yapıyor paletleri. Bu mod gayet iyi arkadaşlar. Bu arada linkini bırakabilirsem aşağı bırakırım. Ben bu arada gideyim şunlara üretim talimatını vereyim. Boş beklemesinler en azından. Üretmeye başlasınlar arkadaşlar şu marul. Hepsinden marul üreteceğiz arkadaşlar. Şu an marul en karlısı. Yani ben biliyorsunuz çilek falan da yaptım. Diğer oyunlarımı izleyenleriniz belki vardır. Çilek falan da yaptım da en karlısı arkadaşlar marul. Siz oyuna yeni başlıyorsanız direkt maruldan başlayın. Bir sıkıntı çekmezsiniz. Bu arada bu seralarla ilgili şöyle gösterebilirsem size inşaat kısmından şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ekşi depo seralara su sağlama amacıyla yardımcı olur diyor. Bunu buraya koyduğumuzda hiçbir işe yaramıyor. Yani ben anlamadım. Öyle duruyor yani. Ya da ben mi anladım, yani yapamadım bilmiyorum da. Yani bunu bilenleriniz varsa bir yorumlara yazarsa gerçekten çok sevinirim. Zaten buraya bir tanker boşaltmıştık. Öbür tarafa götürelim, öbür tankere boşaltalım. Seraya boşaltalım bu tankeri. Yani ilk etapta birazcık tek traktörle idare edeceğiz. Çünkü baktığınız zaman çok karlı bir iş yaptık. Hem iki tane tarla elde ettik. Hem de bütün malzemelerimizi aldık neredeyse. O yüzden hiç sıkıntı yok. Aslında bir tane traktörümüz olsa şu arkadan onu da tarlayı sürmeye bırakırdım. Ama dediğim gibi şu an için borca girmek istemiyorum. Borca girersem o faizi ödeye ödeye artık oynanmaz hale geliyor oyun arkadaşlar. Bunu şuraya çıkartabilirim, o ona boşaltsın. Ben de gideyim Sera'nın suyunu doldurayım. Bu arada bir de tavuk çiftliği kurmak istiyorum arkadaşlar. Tavuk çiftliğinde de gerçekten çok güzel paralar var. Arıcılıkta o kadar yok mesela. Arıcılığa girmeyin derim ben size ama tavukçulukta ve seracılığın marul kısmında gerçekten güzel para var. Onu da değerlendirebiliriz. Arıcılığa girmeyin dememin sebebi arkadaşlar arada hani şey var, para var ama şöyle gerçekten çok uğraşmanız lazım. Yani stoklama yapmıyor kendi içerisinde. Dışarıya da stoklama yapmıyor. Sadece bir tane palet veriyor dışarıya. Diğer paletin oluşması için beklemeniz gerekiyor. O da çok can sıkıcı bir durum. Yani siz bir gece boyunca komple şey yapsanız, arı yükleseniz hani 3000 litre falan bal alırsınız. Yani bu da hiç uğraşılmaz, değmez arkadaşlar. Yine de siz bilirsiniz ama bence denemeyin. Çok karlı bir iş olduğu söylenemez. Aslında bu tankın biraz daha büyüğünü alabilir miydik onu düşünüyorum da. Fiyatına da hiç bakmadım. 68 binmiş aslında bu da alınabilirmiş ya. 7,5 ton 4-5 ton da. Neyse sıkıntı yok ya. Yavaştan bunu da hallederiz. Şu video kayıt süresini arkadaşlar çok uzun tutmayacağım bilginiz olsun. Hani en fazla 15 dakikalık bir video olur. Yüklerken ve montajlarken gerçekten çok sıkıntı çekiyorum. İnternet hızım bir önceki videoda bahsettim aslında çok düşük. Yani internet hızım düşük değil aslında. 100 megabitlik internet kullanıyorum aslında bakarsınız. Fakat upload hızı çok düşük. 10 megabitle falan yüklüyor.
Bu da yani günümüz şartlarında hiçbir şey arkadaşlar. Bugün mesela bir video kaydettiğinizde 6-7 GB oluyor video. Onu karşıya yüklemesi zaten 6-7 saat sürüyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi soya fasulyesi var. Soya fasulyesini de bildiğim kadarıyla bizim bu kesiciyle alabiliyor. Ama alamıyorsa sıkıntı var demektir. Yeni bir kesici almamız gerekecek. İnşallah alabilir. Hatta şöyle yaparsak görebilir miyiz? Soya fasulyesi şu. Evet alabiliyor arkadaşlar ya. Aynen alabiliyor. Sıkıntı yok. Bilmeyerek de olsa gayet güzel bir alışveriş yapmışız. Şimdi bu ikinci tankı da buraya boşalttık. Şimdi bir tank daha doldurup diğerine boşaltırsak şunlara otomatik hani sularını kendi doldurabilecekleri bir mekanizma yok mu acaba ya? Ben var da ben mi bilmiyorum acaba? Bilmiyorum ki. Bunu bilenleriniz varsa bir yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Rica etsem. Bir de şurayı düzeltebilirsek topraklar kısmından yok topraklar değil inşaat kısmından düzeltebiliriz. Yumuşalt diyelim. Şuralarda yükselti sıkıntıları var birazcık. Buradan da bir 9 ton gelecek. Hadi 11-12 ton geldi desen. 22-23 ton bir elimizde kanol olacak arkadaşlar. 22-23 ton kanola da bugün fiyatlarına bakacak olursak 1300'den 1500'den falan gidiyor en fazla. Gayet iyi fiyat ya. Yine de sıkıntı yok ama en düşük olduğu sezon bu sezon herhalde. En fazlası da Şubat ayları mı oluyordu? Bakın şu an Aralık ayı en fazla olduğu aymış arkadaşlar. O kadar bekleteceğimizi zannetmiyorum. Zaten 100 kuruş 200 kuruş fark ediyor en fazla. Tam tonajda biraz bu iş karlı olabilir ama dediğim gibi bizim için zararlı olur. Niye diyeceksiniz? Çünkü karşı tarafı da biz soya fasulyemiz var. Onu biçeceğiz. Onu koyacak römorkumuz yok başka. Silomuz da yok bunu boşaltacak. O yüzden mecburen şey yapacağız, satacağız. İlk etapta bu şekilde olsun, sıkıntı yok. Bakayım birkaç olmuş, 98 diye. Biz hafiften şöyle yanaşalım artık. Traktör de küçük traktör, Farming Simulator 2009'da da vardı bu. Fendt'in. Ama burada birazcık biz galiba ekin tahribatı açık diye biliyorum. Aynen. Yaralayacağız birazcık. Yapacak bir şey yok. Bu kadardan bir şey olmaz herhalde. Biz asıl gelirimiz arkadaşlar tabii ki tarım. Ama daha sonraki gelire baktığınız zaman burada seracılık bizim için bir tık daha ön plana çıkacak. Şimdi seracılığı birazcık ilerlettikten sonra bakın şöyle göstereyim size. Şurada hayvanlar kısmına gelip tavuğa geldiğimiz zaman şu şeyi kuracağız. Tesisi kuracağız hayvan şey tavuklar için arkadaşlar. Çok değil yani bunu 2-3 video sonra halledeceğim. Bunun da aralığını çok uzak tutmak istemiyorum. Onu da şuraya koyacağım. Toprak sahibi sen değilsin diyor. Şuraya bir yere koyarız ya o çok önemli değil. Bunu aldığımızda şimdi şuraya bir yere şey ekeriz. Şu iki tarladan bir tanesine atıyorum. Buğday ekeriz arkadaşlar. Oradan da tavukların yemini karşılarız. Onlar bu şekilde döngü halinde devam eder gider. Bizim için de gayet karlı bir iş olur. Şu an 18 ton 630 litrelik bir kilogramlık bir şeyimiz var. Kanolamız var. Şunu şuradan çekeyim. Şimdi biçer takılır falan eder. Bura bittikten sonra zamanı bir tık ileri alacağız. Çünkü gördüğünüz gibi soya fasulyesi ya daha yetişmedi. Soya fasulyesi ne zaman yetişiyormuş? Bakın Ekim mevsimi Mayıs ayı, Nisan Mayıs ayı. Hasat mevsimi ise Ekim Kasım ayı. Yani biz 2 ay ileri alacağız. 2 ay sonra oranın da hasatına başlayacağız. Bu arada o oraları biçerken de 2 ayda tabii ki marullarımız da çıkmış olacak. Biz de marulları toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Bu sayede gelirimiz de
Gelmeye başlayacak artık. Şunu da alayım. Bunu da götüreyim arkadaşlar şuraya. Ortadaki seraya dökeceğim. Onu da dökmedim diye bir şüphe kaldı içimde ama. Onu da şuraya dökersem. Bakalım üçüncü tankeri komple alacak mı? Komple alırsa hepsine birer tanker daha boşaltabiliriz. Yok almadı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi de üçüncü seraya bırakalım. Tamam. Yeterli olacaktır. Çok az bir boşluk kalmıştır diye düşünüyorum. Bunu tekrar doluma bırakacağım. Bu tekrar da olsun. Şöyle. Daha sonrasında şu römorkumuzu alalım. Biçerimizi boşaltalım. Sonra biçeri bir kenara ayıralım arkadaşlar. Bu hasat mevsiminden edeceğimiz gelirle inşallah bir tane traktör alabiliriz. Çünkü traktör bir tane bizim için şu an yeterli olmuyor. Durdu bir yerde ama niye böyle bir şey yaptı bu? Anlamadım. Allah, bug'a girdi herhalde. Şuraya da kendi malı vereyim ya. Bir de işçiye para vermeyelim. Tamam, şu an tarlayı bitirdik. Şunu da bir boşaltayım arkadaşlar. Boşaltabilirsem. Şimdi bunu 2 ay sonra mı satsak, şimdi mi satsak kan olayı onu düşünüyorum. Kan olayı 2 ay sonra satsak fiyatı biraz daha artar mı, düşer mi? Onu da tam kestiremeyeceğim. Ama 2 ay sonra satalım ki en azından belki yükselir arkadaşlar. Şu an için bir şey diyemeyeceğim ama. Bunu diğer tarlanın başına koyayım. Biçerimizi. Biçerimiz orada durabilir. İçerimizde güzel ama yani öyle şey değil. Kötü bir biçer değil arkadaşlar. Orta seviye bir biçer şu an için. Bize de yetiyor da artıyor bile. Tamam, bu burada dursun. Buranın hasat mevsimini birazdan başlatacağız. %45 doluluk oranı var. 20 ton. Benim tahminimden 3 ton daha az geldi ama. Şöyle zamanı biz bir tık ileri alalım. Dediğim 2 ay kadar olabilir. Bakın gördüğünüz gibi şu an hasat mevsimine girdik. Soya fasulyesi için. O yabani ot da yani gırla. Şimdi şuradan bir kanolanın fiyatına bakalım. Kanolanın fiyatı için çok önemli. 1500 çıkmış. Ama bu durabilir şu an için. Daha sonra satacağım bunu. Seralarımız da gördüğünüz gibi çok güzel verim vermiş. Hatta bakalım ne kadar bir marulu var. 1300, 1394, 1401. Güzel. Şu an için yaklaşık 3-4 tonluk bir şeyimiz var, marulumuz var. Marulun fiyatına bir bakalım. Şu an için yükselişte mi, düşüşte mi? Şu an için çok düşük seviyelerde marulun fiyatı ama şurada bir tek 2 euro seviyelerinde. Biz isterseniz yavaştan şu seramızdaki ürünlerimizi toplamaya başlayalım. Şimdi bakın, şimdi seraları niye öyle yaptığımı iyi anlayacaksınız. Tık 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 atıp gideceğim şimdi hepsini. Şu aralarda bir iki tane boşluk bırakıyor ama. Yani yapacak bir şey yok ona da ya. Şöyle yapacağım onları. O ikisini şu şekilde yapacağım. Şöyle tut bunu. Tamamdır. Bunu da tut. Tamam. Şimdi R'ye bas, hepsini al. Hatta bu boşluğu bile kapattı. Gördüğünüz gibi 8 ton 800 litrelik bir marulumuz var.
Bu bizim için gayet güzel bir gelir elde edecektir. Bunu isterseniz ürünlerimizi bir sonraki videoda satalım. Diğer tarlanın da hasatına bir sonraki videoda başlarız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu elimde olmayan sebeplerle videoyu çok uzun yapamayacağım. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.